ya silah arkadaşları ve arkasına almış olduğu 11 milyon Türk. Eğer bugün burada evet hayır oynuyorsak, Mustafa Kemal ve Cumhuriyet için oynayabiliriz. Mustafa Kemal ve Cumhuriyet için hayır. Yeni nesilleri yaratan analarımız için hayır. Ve her biri bir ana olacak kız çocuklarımız için hayır. Hayır. Biz çağdaş bir Türkiye'yi korumak ve büyütmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, şu anda yönetimde olan kişilerin bir dostu var mı bana söyleyin. Yok. Hangisi? Yunanistan mı, Bulgaristan mı, İran mı? Hangisi? Hangi komşu? Suriye. Atatürk diyor ki, eğer vatanını savunmak için yapmıyor isen, savaş bir cinayettir. Bravo hocam. Dolayısıyla Türkiye bir cinayet işliyor şu an. Arkadaşlar, pazara gittim. Bir tane domates aldım. Ben bir profesörüm. Domates bundan 3 ay önce 1 liraydı. Şu anda kilosu 7 lira. Benim işimin muz yemesi gerekiyor. Çünkü içinde potasyum var. Muz bundan 3 ay önce 3 liraydı. Şu anda 10 lira. Bu kazığı sadece ben yemiyorum. Bu kazığı bütün 80 milyon Türkiye yiyor. Arkadaşlar, bu partinin üstü bir olaydır artık. Eğer yediğiniz kazıktan mutluysak devam edin. Ama bu cumhuriyet, bu devlet bizim. Burada daima Türk bayrağı dalgalanacak. Atatürk demek Türkiye demektir. Türkiye demek Atatürk demektir. Evet. Atatürk'e karşı çıkan Türkiye'ye karşı çıkıyordur. Ne mutlu Türk'üm diyerek. Diyoruz. Verdikleri katkılardan dolayı kendilerine saygılarımızı sunuyoruz. Eksik olmayın hocam. Sağ olun, var olun. Sandıkta deprem yapıyoruz hocam. Sayın hocam, son olarak bize 17 Nisan sabahı sandıklarda hayır depremi olacak mı? Olacak. Türkiye'nin en büyük depremi İstanbul'a bekleyen deprem değildir arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de deprem oluyor. Yıllardır deprem oluyor. Doğru. Bu depreme dur demek sizin elinizde. Doğru. Cumhuriyet'in kaybedilmesinden daha büyük bir deprem olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Atatürk. Yaşasın Atatürk'ün ilkeleri. Atanmaması için hayır diyoruz.
mağdur insanla, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sessiz kalmaya hayır diyoruz. 16 Nisan'da Türkiye'nin büyükten büyük olduğunu göstermek için hayır diyoruz. Altın Nisan'da tek adam rejimine hayır diyoruz. Partili Cumhurbaşkanı'na, parti devletine hayır diyoruz. Bir önden çıktı onu Mustafa Kemal Atatürk.